Bu bizim içimizde bu masonik zihniyet, bu gavur zihniyet, bu batıcı zihniyet, bu fuhuşçu zihniyet, bu kumarcı, uyuşturucu zihniyet. Bu ne yazık ki batı ahlakını kendisine ahlak etmiş çürük zihniyet bizim içimize bunu yerleştirdi. Bir zikir düşmanlığı oluştu. Bir tasavvuf düşmanlığı oluştu. Bir tarikat düşmanlığı oluştu. Bunun ülkede haklı gerekçeleri olabilir. Bir sene boyunca işte ona mı rabıt edilecek, buna mı rabıt edilecek, boş tartışmaları. Şimdi de yeni tartışma. Miras, ümmetin mirası mı, ananın babanın mirası mı? Bu tartışmalar. Yok o oraya aldı, yok bu buraya aldı. Bunlar evet gerçekten ehli tasavvuf için, ehli tasavvuf için utanılacak şeyler. Ehli tasavvuf için utanılacak şeyler bunlar. Bunlar böyle yenilir yutulur şeyler değil. Veya bir kısım ehil olmayan, kendisine tarikat süsü verip, kendisine şeyh süsü verip, belli insanları etrafında toplayan bir kısım itikadı bozuk, yolu bozuk, istikameti bozuk kimselerin yaptıklarını bütün ehli tasavvufa mal etmek ve böylece düşman olmak ve o düşmanlıkta sınır tanımamak. Hani bir kimsenin yanlışla düşman olmasını kabul ederiz. Ama bir kimse bir yanlış yaptı diye bütün o toplulukların hepsini de düşman olmak vicdan sahibi olmadıklarını gösteriyor. Ve bu konuda da ne yazık ki onların tabiri caizse iyi niyetli olmadıklarını gösteriyor. Ve onların bu zikrullah'a düşmanlıkları kalplerini katılaştırıyor, kalplerini karartıyor. Ve o kalpler kararınca, kalpler katılaşınca kararmalarını ve katılaşmaları daha da artıyor. Katmerlenmeye başlıyor. Oradan geri dönmüyor. Oradan geri dönmeyince katmerlendikçe katmerleniyor. Katılaştıkça katılaşıyor. En sonunda Cenab-ı Hak onların kalplerini mühürlüyor. Artık oradan geri dönüş yok. Çünkü zikrullah'a düşman olan ve o düşmanlıkta yürüyen, o düşmanlığını arttıranın sonucu cehennem. Hem bir de kafir olarak gitmek. Allah muhafaza eylesin. Bu çok sıkıntılı bir nokta. Peki böyle bir hale gelen bir kimsenin kurtuluşu ne? Ola ki o kimse zikrullah'a düşmanlık yaptı. Ola ki zikrullah yapanlara laf attı, taş attı. Öyle ya, zikrullah yapıyoruz. Halakayı zikrullah kurulmuş. Halakayı zikrullah, halaka halinde olmak. Sünnet-i seniyeyle sabit mi? Evet. Ayakta zikretmek ayet-i kerimeyle sabit mi? Evet. Oturaraktan zikretmek ayetle sabit mi? Evet. Sallanaraktan zikretmek hadis-i şerifle sabit mi? Evet. Esma-ül Hüsna ile Allah'ı zikretmek hem ayetle hem hadisle sabit mi? Evet. Buna rağmen bir kimse ola ki hata yaptı. Ola ki yanlışlık yaptı, ola ki eksiklik yaptı, dilinden kaçtı, gözünden kaçtı. Dön, Rabbine tövbe et ve Ra'd suresi ayet 28. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Dikkat edin, kalpler yalnızca Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Onun yolu Allah'ı zikretmek. Dönecek, tövbe edecek, Allah'ın zikrine yapışacak. Çünkü kalbin mutmainliği zikrullah ile mümkün. Eğer zikrullah yapmazsa onun kalbi mutmain olmayacak. O yine itiraz edecek. O yine isyan edecek. O yine ne yapacak? Zikrullah'a karşı gelecek. İslam'ın herhangi bir ibadetine, İslam'ın herhangi bir hukukuna karşı çıkacak, yine küfre düşecek. Allah muhafaza eylesin. Kalp katılığının, kalp katılığının,
kalp kararmasının ilacı Allah'ı zikirdir. Kalp kararmasından kurtulmak istiyorsa bir kimse Allah'ı zikredecek. Allah'la perdelendiğini düşünüyorsan otur Allah'ı zikret. Hazreti Muhammed Mustafa'yla sallallahu aleyhi ve sellem'le aranda bir perde oluştuğunu düşünüyorsan otur Allah'ı zikret. Üstadınla aranda bir perde olduğunu düşünüyorsan otur Allah'ı zikret. Eşinle, çocuklarınla, etrafında, annenle, babanla ilişkilerinde bir problem yaşıyorsan otur Allah'ı zikret. Çünkü Allah'ı zikredeni Allah'ı zikredenler sever. Allah'ı zikredeni Allah sever. Allah'ı zikredeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sever. Allah'ı zikredeni mürşid-i kamiller sever, veliler sever. Allah'ı zikredeni evliyalar sever. Allah'ı zikredeni arifler sever. Allah'ı zikredeni aşıklar sever. Allah'ı zikredeni müminler sever. Allah'ı zikredeni dervişler sever. Allah'ı zikredeni hayvanlar sever, böcekler sever, otlar sever, ağaçlar sever, taşlar sever, dağlar sever, ovalar sever, denizler sever, ırmaklar sever, masa sever, bilgisayar sever, mouse'un da sever. Allah'ı zikrediyorsan senin etrafındaki bütün eşya ve varlık seni sever. Seni sever. Sen Allah'ı zikretmezsen, sen zikrullah'a sırtını dönersen, sen zikrullah halakasına sırtını dönersen, zikrullah'tan uzaklaşırsan ve Allah'ı zikri terk edersen, bu sıraladıklarımızın hiçbirisi de seni sevmez. Sonra sen kendi kendine beni sevmiyorlar diye şarkı söylersin. Sonra sen kendi kendine dersin ki ya bana bakmıyorlar da beni saymıyorlar da beni dinlemiyorlar da. Ben zaten sevilmedim de vur arabesk artık. Dervişler de beni sevmiyor da. Sen zikrullahı terk ettin. Çünkü sen Allah'ı seversen Allah seni sevecek. Hadis-i kutsi. Allah seni severse Cebrail'e nida edecek. Ey Cebrail filanca kul Allah'ı sevdi. Allah da onu sevdi. Sen de sev. Gök halkına nida et. Onlar da Allah'ı seven bu kulu sevsinler. Cebrail nida etti. Ey gök halkı! Allah ve Cebrail ben. Bu kulu sevdi, sizler de sevin. Gök halkı mümin kulların kalbine ilham eder. Vahyeder. Aslında ilham geçmiyor orada, vahiy geçiyor. Gök halkı mümin kulların kalbine vahyeder. Der ki Allah bu kulu seviyor, Cebrail seviyor, gök halkı da seviyor, siz de onu sevin. O zaman zikredeni zikreden sever. Mümini mümin sever. Zalimi zalim sever. Kafiri kafir sever. Devamlı içki içeni içki içen sever. Devamlı kumar oynayanı kumar oynayan sever. Onlar birbirleriyle görüşürler gece gündüz. Kumar oynuyorlar. Kim neyi seviyorsa o sevenler birbirlerini bulurlar. Bir yolda yürürler. Sen zikrullah'a düşman olanla dost olamazsın. Dostsan eğer zikrullah'la dost değilsin o zaman. Zikrullah'la dost değilsin o zaman. Zikrullah'la dost olsaydın zikrullah'a düşman olanla dost olamazdın. Sen bir Allah'ın veli kuluna dostsan Allah'ın velisine düşmanlık yapanla dost olamazsın. Yalancısın o zaman. Bak yalancısın. Allah bizi affetsin.